Yeni videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün uzun süredir, yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır çatıyı çekmiyordum. Şimdi son halini göstereyim. Havuzun, akvaryumların ne var ne yok buraları bir göstereyim ben size. Havuzun suyu yine buharlaştı. Hiç su, ben bu suyu fullledim geçen gün. İki kere fullledim yani bu bir ayda. Su değişimi yapmama gerek kalmıyor. Su buharlaşıyor yani. Size onu söyleyeyim, siz anlayın. İki haftada bir %50 buharlaşıyor havuz. 300 litrenin 100 litresi buharlaşıyor haftalık. Yani haftalık bir buçuk haftada, iki haftada buharlaşıyor çok rahat 100 litre. Yani buranın sıcaklığını siz anlayın. Ben şimdi sıcaklık derece vermek istemiyorum. Sular 30 dereceyi buluyor. Hatta bu yüzden de burada birkaç kötü durum oldu. Size onu da söyleyeceğim şimdi. Havuzun son durumu bu şekilde. Ben şimdi bugün havuza sizlerle beraber onu ne yapacağımızı anlatayım ilk önce. Su ekleyeceğiz. Su ekledikten sonra rainbow'lar, bakın havuzda birkaç rainbow var. Görüyorsunuz, bakın fırıl fırıl geziyorlar. Tüm rainbow'ları havuza alacağım. Rainbow'larla ilgili bir kötü gelişme var, şimdi onu aktaracağım size. İlk önce şöyle bakın, gramileri de buraya aldım. Gramiler de yavru yapmışlar. Bakın yavruları size nasıl şöyle göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz yavruları? Evet, şimdi gördünüz. Ve bir sürü yavru dolu, öyle birkaç tane de değil. Bunlar durmadan yavru yapıyorlar. Yavruları da yemiyorlar. Bayağı bir yavru var bu arada. Siz fark etmiyorsunuz ama ben fark ediyorum. Yavrular her yerde geziyorlar. Çok küçük yavrular arkadaşlar. Beta gibi. İnanılmaz küçük yavruları yapıyorlar. Çok üretme şey gibi bir amacım yok. Bakın zaten erkek dişi durmadan şey yapıyor. Bunları da bir aşağı alırız olmadı. Öyle bir alma düşüncem var. Bunlar burada ziyan olacak çünkü. Ziyan olacak derken rahat edemiyorlar. Hayvanlara yazık. Ya aşağı alacağım ya da şuradan bir akvaryum alabilirim ama aşağı alacağım ben. Şimdi gelelim buradaki kötü haberlere. Buralar falan mahvoluk, zaten dağınık. Buraya en son ağırlık vereceğim. Burada güzel bir haberimiz var arkadaşlar. Vatozlar, size şunu söyleyeyim. Yaklaşık 100 tane olmuştur. Bakın görüyor musunuz? Ve bu görünen köy. Daha yani arkası da var bu işin. Her yer vatoz dolu. Bakın ilk yavrular, şöyle size göstereyim. Bakın şu büyükler var ilk yerde. Bakın kocaman kocaman. Onlar ilk yavrular. Bakacağım şu an hatta. Şöyle videoda çevirdim. Bakın şu büyükler ilk yavrular. Yaklaşık 5-6 ağız yavru aldım. Tabii ki de ölenler, yaşayanlar vardır ve suda mahvolmuş durumda. Birkaç gün içinde buraya el atacağım. Burada şöyle bir durum var. Şurada kalan benim rainbow yavruları. Bunların da suyu kötü oluyor. Rainbow'ları bir karar aldım. Hepsini havuza alıyorum arkadaşlar. Bakın çok güzel olur rainbow'larda. Bir zarar vermeden aşağı alacaktım. Söylemiştim ama vazgeçtim. Havuza alacağım. Havuzda daha iyi büyüyeceklerini düşünüyorum. Burada rainbow'umuz yok. Burada bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Rainbow'lar patır patır ölmeye başladı. Bakın bir tane son kalan büyük dişimiz de öldü. Ben de buradaki anaçlardan 3 tane erkeğim kaldı. 3'ünü de havuza aşıladım. Havuza attım, bakın şuradalar. İlk defa rainbow'ları üstten görüyorsunuz. Ve biraz stresler açıkçası da. Çünkü stres yaptı arkadaşlar havuza atınca. Bu havuzda da şöyle bir değişiklik yapacağız. Bugün rainbow'ları bugün koyacağız ama ilk önce suyunu fullleyeceğim. Sonra şu bizim büyük iki tane oranda balığımızı, bir de saldırı oldu onlara. O kadar çok gelişme şey oldu ki şimdi anlatacağım. Gramileri ayırdım. Ayırmamın sebebi aslında o. Bu iki büyük balığı aşağıdaki büyük akvaryumumuz var ya, orayı kuracağım, oraya götüreceğim. Burada sadece küçük boyutlu balıklar kalacak. Bakın size de şunu göstereyim. Az önce dediğimi. Gramiler burada üredi. Ve aşırı agresif oldular. Orandaları yediler arkadaşlar. Size şöyle... Şimdi nasıl göstereceğim onu? Buraya gelseler bir. Ben yakalarım her türlü gelmeseler de. Kurtuluş yok. Bakın. Bakın orandanın arkası yok arkadaşlar kafasının. Şöyle uzaktan bir yandan göstereyim. Bakın. Şuralar full yendi. Bakın ısırıldı. Bildiğim elim giriyor şuraya. Bak şöyle yakından bir gösterebilecek miyim? Yakından çok gözükmüyor arkadaşlar ama. Bakın he, şöyle çok rahat göstereyim, bir suya aldırayım hayvanı. Bakın yemişler arkadaşlar kafasını. Bu kafası. Gelelim kuyruğa. Kuyruğu da yemişler ama kuyruk çıkmış herhalde. Evet bakın şu kuyruğunda şurası yok. Evet yem ağzına varmış, yemi düşürdü hayvan. Neyse birazcık da yemesin. Yani kafası arkadaşlar, bakın şöyle göstereyim. Sanki daha net gözüküyor. Kafasını yediler ya hayvanın, bildiğin. Dur bakayım. Dur bir saniye dur. Seni göstereyim arkadaşlara. Sakin ol. Dur.
Bakın şu an herhalde netlikle görebiliyorsunuz. Kafasının arka tarafı yok balığın. Bakın şu gözünün üstünü falan da yedi. Hatta gözleri kapanmış bu balığın ya. Her neyse. Aynısını buna da yapmış. Gel bakayım aslan parçası. Bunun da ağzını yiyen var ama bakın. Buna dur. Elime sığmıyor arkadaşlar. Bakın bunun da üst arka şuraları yemiş ama fazla gözükmüyor. Bunun yine durumu iyi. Diğerini çok yemiş. Bunda fazla bir şey yok. Bu arada arkadaşlar büyüklüğü görebiliyor musunuz? Maşallahları esirgemeyin. Elime sığmıyor. Bunlara çok ıslatıyorlar bak. Rahat durur musun kardeşim ya? Video çekeceğiz seni 2 dakika. Bekleyemiyor musun şöyle ya? Bakın şöyle göstereyim size şunu da. Bir rahat dursam da şöyle bir resmini de alayım senin aynı zamanda videodan ama hiç rahat durmuyor arkadaşlar. Dur da. Bakın arkadaşlar maşallahları esirgemeyin. Bu dişimiz bu da yumurtladı bu sene. Neyse çok yormayalım balıkları. Hava da sıcak zaten balıklar da bunalıyor. Bakmayın böyle olduklarına. Orandalar daha doğrusu Japon türleri sıcağa gelebiliyorlar. Hani bunalıyorlar tabii o farklı bir mevzu ama sıcağa gelebiliyorlar. Bu rainbowların ölme sebebi benim tahminimce arkadaşlar. Bu akvaryum bayağı bir sıcak oldu. Üstü de kapalıydı straforlu bakın gördüğünüz gibi. Orada da küçük bir yatağı ben yaptım. Tahminimce çok sıcak oldu ve biraz ölümler o yüzden oldu gibi düşünüyorum. Rainbow'lar açıkçası beni bayağı bir üzdü. Vatozlar sevindirdi. Ama işte ya iyi olaylar da oluyor, kötü olaylar da oluyor. Şimdi dediğim gibi buranın hali biraz berbat. Burayı 2-3 video sonra komple temizleyeceğim, düzenleyeceğim. Şu an burada işimiz yok. Ha, şuraya da göstereyim. Buradan en son boşaltmıştık. Hiç ellemedim. Buradaki su da buharlaşıyor bu şekilde. Buraya arkadaşlar dip çekimiyle şöyle görebilecek miyiz bir bakıyorum. 2-3 tane şey kaçırdım. Japon yavrusu. Ve yemsiz hiç yem atmadan büyümüşler bakın dipte. Çok da gözükmüyor ama. Bayağı bir büyümüşler arkadaşlar. Dipte var birkaç tane bakın geziyor orada. Her neyse yani burada da birkaç oranda yavrusu var ama buralar temizliğinin acelesi yok. Akvaryumun bol. Hatta bu büyük orandaları oraya da taşıyabilirim. Ama oranın filtresi falan yok şu anda. Aşağıda daha güzeller. Serinde yaşasınlar. Hoş ver burada. Bakalım bu akvaryuma da aşağıdan aslında yavruları getirip boylandırabiliriz. Akvaryum çok. Sadece yavruları böyle ayırmakta biraz zorlanıyorum. Dediğim gibi sıkıcı biraz. Geçen sene de çok yavru vardı ama sanki bu sene daha mı çok bilmiyorum yani bir çözemedim. Bir garip var. Garip bir durum var yani yavruları çok fazla boylamıyorum böyle. Buradakilerin durumu bu şekilde. Şimdi bu büyük orandaları ben aşağıdaki akvaryuma alacağım. Aşağıda hazır hava motoru çalışıyorken gelip de buraya başka bir filtre yapmayan hiçbir manası yok. Açıkçası ben öyle düşünüyorum. O yüzden büyüyen orandaları aşağıdaki o akvaryuma alacağım büyük orandaları. O aşağıda sol tarafta duran mobilyalı akvaryum var arkadaşlar. Herhalde hatırlamışsınızdır. Bu büyük iki orandayı oraya götüreceğim. Artık onların yeni yaşam yeri orası. 3,5 senedir havuzdalar. Artık havuz değil akvaryuma geçsinler. O akvaryum da bu havuzdan litre olarak daha büyük yani. Kesinlikle rahatsız edeceklerini düşünüyorum zaten. Şimdi arkadaşlar ben bir havuzun suyunu fullleyeyim. Bu yavaş yavaş. Havuz fullendi mi rainbowları aşılarken tekrardan videoya devam edelim. Şu an arkadaşlar gece oldu ama gece diyorum akşam üstü oldu. Yani şu an saat 8.30 gibi bir saatimiz var yani. Günün 8.30'undayız. Yakaladım rainbowları. Bu hiçbir tane kalmadı. Şimdi sizinle beraber şu an hava karardı ama ben dedim ki bir de şöyle bir durum var onu da belirteyim. Biraz da o yüzden aldım şu an. Akşamlar arkadaşlar yani daha doğrusu akşam evinde karanlıkta balık daha az stres olur. Yeni yerine daha rahat alışır. O yüzdendir ki sabah alacaktım size daha güzel göstermek için ama dedim ki şimdiden alayım. Bakın şöyle rainbowları üstten bir göstereyim ben size. Bunlar daha benim kendi yavrularım arkadaşlar. Bu kadarını büyütmek nasip oldu diyeyim ben size. Daha da fazla büyütebilirdik. Bu kadarı büyütmek nasip oldu. Hayırlısı bakalım artık. İnşallah bunları da az daha büyütüp sonbahar gibi inşallah bunlardan bir yavru alabiliriz. Ben bunlara tatlı su hamsisi diyorum arkadaşlar. Hamsi yani benim gözümde bu balık hamsi. Tipi hamsiyi andırıyor biraz. Rengi hariç. Bakın zaten şu renkli olanlar erkek arkadaşlar. Kendini belli ediyorlar. Diğerleri de erkek yine var aralarında ama daha küçük oldukları için tam böyle anlaşılmıyor. Biraz daha büyümeye ihtiyaçları var. Sanırsam şu şişikler dişi ama niye şişik hiçbir fikrim yok. Yumurta da olabilir içlerinde.
Ben havuzdan şimdi şu büyük anahtarı birkaç gün içinde alıp aşağı taşıyacağım. Aşağı taşıdıktan sonra o zaman şey yapacağım. Taş falan kaya koyacağım. Belki ürerlerse hemen gözetleyip alabilirim. Diğerleri de havuzda yüzüyor. Şimdi ben bunları sayayım arkadaşlar. Size büyük ihtimalle ben sabah gösteririm. Çünkü şu an belki flaşı açıp yine az sonra havuza koyduğumu gösteririm ama çok fazla belli olmayacaktır. Bakın rainbowlar geziyor şurada, parlıyorlar, görüyor musunuz? Işın gibi geziyorlar böyle. Gerçekten arkadaşlar özellikle renkleri bazen geldiği zaman ışın gibiler. Baksanıza şunlara. Bu rainbowları da inşallah çoğaltıp ülkemizde tanıtmayı hedefliyorum. Bakalım. Güzel balıklar arkadaşlar gerçekten. Yani gördüğüm en harika balıklardan biri diyebilirim yani. Gerçekten çok güzel balıklar. Bakalım, Japonlarla da bu arada anlaşıyorlar. Hızlı balık olmalarına rağmen hiçbir zararları yok. Nehir balığı arkadaşlar bu. Öyle söyleyeyim size. Akarsu balığı, nehir balığı bu. Hızlı akan sularda yaşayan bir balık türü. Soğuk ve hızlı akan sularda. Sıcağa gelemiyorlar. Benim anahtarın ölme sebebini bu videonun başında mı söyledim? Olabilir. Şu an hatırlamıyorum arkadaşlar. 2-3 videoyu çektim böyle 2-3 gün içinde bir anda. Ondan dolayı biraz şey yapmış olabilirim. Sıcağa fazla gelemiyorlar arkadaşlar. 30-32 derece kadar yaşıyor. 28-30-32 kadar yaşıyorlar diye duydum ama artık ya da başka bir bakım da olmuş. Yanlış bir şey de yapmış olabilirim. Ama sıcağı sanki çok sevmiyorlar gibime bir geldi. Ama işte çok da detayını bilmiyorum. Birkaç sene daha tecrübe edip anlayacağız. 17 tane falan olması lazım durdu. Ben birazdan bir sayacağım. Sayamadım şu an videoda olduğum için. Hatta bir saymayı deneyeyim. Siz de şöyle bir dakika bir rainbowları izleyin. Aynen 17 tane saydım ben, yanlış saymadıysam. Hatta şuradan bir resmini çeker, ben bir daha sayarım birazdan. Evet arkadaşlar, ben bunları yavaştan şöyle, hatta biraz daha aşılayalım sizle beraber. Şöyle hızlı aşılama yapıyorum. Çok yavaş bir aşılama yapmama gerek yok şu anda. Damla damla. Bunlar 10-15 dakika sonra böyle biraz daha ekleyeceğim ben. Ondan sonra rahatlıkla artık alabilirim. Bu arada şu konuda çok dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. İnanılmaz hızlı ve zıplayan balıklar. Yani güzel bir zıplama huyları var. O yüzdendir ki suyu fulluyordum. Bakın su getirdim. Ama vazgeçtim. Ne olur ne olmaz. Gece şimdi ben görmem. Zıplarlar falan. Bu kadar zıplayabileceklerini sanmıyorum ama biz yine de önlemimizi alalım. Birkaç gün alışsınlar havuza. Çünkü bakın diğerleri de o köşede şu an. Onlar bile daha alışamadı havuza. Bu havuzda ben çok güzel büyüyeceklerini düşünüyorum. Artık balıkları şu an 1-2 ayımız falan kaldı havaların sıcak geçeceği. Sonbaharı şu an çok kestiremediğim için bir şey demiyorum. Tahmini 2, sonbahar 3 ay desen, 2'yi de oradan gelse. Ortalama 3-4 ayımız var sıcak geçecek. En sıcak geçecek 2 ayımız var. Bu 2 ayda yavruları olsun, balıklar olsun hiç fark etmez. Ben bunlara da yavru gözüyle bakıyorum. Anahtarıma da niye diyeceksiniz? Anahtarı da büyütmemiz lazım. Çünkü orandalar her yıl hiç durmadan büyüyebiliyorlar arkadaşlar. Sınırı yok bunun. He. Büyüme hızları yavaşlıyor ama hiç durmadan büyüyebiliyorlar. O yüzden ben tüm balıklara küçük yavru gözüyle bakıyorum. Tabii ki de tüm şeylerine bakmıyorum. Mesela atıyorum anahtarı besleme ile yavruları besleme biraz daha protein ağırlıklı vesaire vesaire. Bunlar da farklı durumlar var. Ama genel olarak hepsine yavru gözüyle bakıyorum. Hepsini hızlı büyütmek için bol bol yemliyorum. Öyle söyleyeyim. Bunlara da aynı şekilde bu havuza da şimdi ben kendi yemimi de yapacağım. Bitti kendi yemim. Yapmıştım zaten. Yine yapacağım. Güzel bir yemlemeye başlayacağız. Bunları 2 ayda benim boylandırmam lazım. Çünkü bunlar seneye benim anahtarım olacak. Güzel büyümeleri lazım ki seneye de bol bol yavru alayım. O yüzdendir ki büyükleri de ayıracağım bunlardan. Bu şekilde arkadaşlar. Sabah tekrar karanlık da olsa dedim ki şu güzel anı size çekeyim. Şöyle bakın, rainbowları yakaladım. Bakın şu renklenmeye başlayanlar erkek ve olgunlaşmış. Diğerleri daha henüz küçük. Şöyle bakalım, havuza bir salalım. Bakalım ne olacak, ne edecek. Pardon, kamerayı biraz yanlış tuttum arkadaşlar. İki elle yakalayıp şey yapmak zor oluyor açıkçası. Onun için kusura bakmayın. Şöyle bir yakalayayım da en son size evet, tekrardan arkadaşlar yakaladım, sabah göstereceğim ama şöyle gecede şu parıltıyı bir güzelliği size göstereyim dedim. Hamsilerimiz havuzda. Hadi hayırlısı bakalım arkadaşlar. Burada büyüsünler. Burada çok rahatlıkla hızla büyüyeceklerini düşünüyorum. Çünkü güzel bir bakım da yapacağım ben artık bu. Hem orandaları olsun hem Japonları olsun. İşte bir de rainbowları da geldi. Onlara da güzel bir bakım yapacağım. Ben bunları size sabah gösteririm. Sabah tekrardan devam ederiz videoya. Gerçekten parlıyorlar. Ve yavru
Bakın şu arada büyükler var. Bakın şu büyük mesela, şu ikisi. Zaten hacim olarak onlardan büyükler. Belli ediyorlar kendilerini, anaç olduklarını. 3 anaç var. Gerisi yavru, bakın. Erkeğin rengi kızardı ve dişileri kovalıyor. Bakın bakın şu erkeğe iyi bakın arkadaşlar. Bir anda rengi koyulaştı 3 tane büyüğün ve diğerlerini kovalamaya başlıyorlar fark ettiyseniz. Bakın. Demek ki bunlar yumurtaya hazır arkadaşlar. Ben bunlara bir ayar çekeyim sabaha. Sabah erken kalkacağım. Sizle beraber tekrardan sabah devam. Herkese günaydın arkadaşlar. Şu an sabah oldu ve çok güzel görüntüler ortaya çıktı arkadaşlar. Şöyle Japonlar yine yem bekliyor her zamanki gibi. Hatta orandaları da uzun süredir size göstermiyordum. Şöyle bir göstereyim yakından. Bizim minik köpük kafalar çok iyi ya. Zaten hepsinin kafaları belli oluyor köpük köpük. Yakalayacaktım ama kaçtı şu an. Gel bakayım. O kadar güzel durdular ki arkadaşlar bir yakalayayım dedim. Gerçekten iyi kafa yapmışlar. Bunları bir de akvaryumda görseniz arkadaşlar, şu an kamera havuzda öyle bir çekiyor ki böyle parlıyor, oyuncak gibi çekiyor balıkları nedense. Ben şimdi şu büyükleri aşağı alınca aşağıda ben size onları bir göstereceğim. Şöyle rainbow'ları gösterelim, asıl amacımız onlardı zaten. Bakın sürü sürü geziyor onlar şu anda. Şurada da küçük bir sürü geliyor arkadan, sürü sürü geziyorlar. Şu an biraz gün ışığında şeyler gitmiş aslında. Havuzu alınca renkleri biraz gitmiş, parlaklıkları. Gece daha çok gözüküyor renkleri. Mavi mavi hala parlıyorlar. Siz de görürsünüz zaten de. Bakın şöyle mavi mavi. Şu 3 tane parlayan büyükler, bakın iyice mavi gibi parlayanlar, bakın bir. Şu arkada giden, bir de ortada var bir tane. Onlar zaten anaçlarım. Anaçlar parlıyor. Yavrular daha tam rengini almadı. Bakalım yavruları şu sonbahara kadar, ılık hava gelene kadar bir boylandırabilirsem bunlardan bu sezonda yumurta alabiliriz. Çünkü yumurta alma boyuna yaklaştılar açıkçası. Hedefim bu yavrulardan da yumurta almak arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla alırız. Şöyle size guramilerin yavrularını da göstereyim bakın. Erkek mahvediyor dişiyi. Dişiyi ayırmam lazım buradan acilen. Bakın kapağa binmişler. Kapak yavru dolu arkadaşlar. Yani kuruyacaklar, orada ölecekler sonra. Bakın bakın yavrulara bakın. Her yer minik minik gurami yavrusu dolu. Bu yavrularla ne yapacağız bilmiyorum. Anne baba kesinlikle yavruları yemiyor arkadaşlar. Tam tersi, üzerine bir daha yumurt diyorlar yani. O derece manyak bir şey var. Şimdi bunları da bir dahaki videoda birazdan başlayacağım bir dahaki videoya hatta. Onu da bir dahaki videoda söylerim, burada söylemeyeyim neyse. Rainbow'ların son durum bu şekilde arkadaşlar. Havuzun da son durum bu şekilde. Havuzun zaten işi bitti arkadaşlar. Tamamen fullledik biliyorsunuz. Çaktım falan. Şu an havuzumuz tam takır çalışıyor. Motorumuz da çalışıyor. Hatta orada çift motor var. Birisi öyle boşta duruyor sadece. Lazım diye kullanmıyorum şu an. Suyunu havuzun daha da fulleyecektim aslında arkadaşlar ama yani ben tehlikeli balıklar besliyorum açıkçası. Japonlar hariç bunlar çok iyi zıplayabiliyorlar, rainbow'lar. O yüzdendir ki yani tehlikeli balık dediğim o, zıplama tehlikesi var arkadaşlar balıkların. Guramilerin de aynı şekilde, bakın bu kovanın suyunu fullememin sebebi o. Zıplıyorlar arkadaşlar. Guramiler de zıplıyor bunlar da. Yani sabah gelip şurada yerde bir sürü gurami ölüsü veya rainbow ölüsü görmek istemediğim için şey yapmıyorum. Suyu fullemiyorum. Bir de şöyle bir durum var. Burası çatı katı arkadaşlar. Bakın. Şöyle zaten göstereyim. Zaten biliyorsunuzdur. Videoda çok göstermeye gerek yok da. Şu taraf kuşların tarafı mesela. Bu çatıda şimdi bir karga konsa ya da gece bir şey düşse, bir rüzgar esse ses yapıyor. Yağmur yağsa özellikle patır patır burada durulmuyor yani. Ses yapıyor. Hayvan bundan sonuçta korkacak sesten, ürkecek. Ya da ne bileyim benden habersiz birisi binadan çatıya çıkar vesaire. Hayvanlara bir bakın, bakmak amaçlı. Benim olmadığım zaman veya yemlemek amaçlı çıkar. Sonra balık korkar, zıplar, yanlış bir hareket yapar falan. O yüzden suyu fullemeye gerek yok. Bu tarz balıklar besliyorsanız suyu fullemeyin açıkçası. Yani böyle değerli bir balık besliyorsanız. Özellikle yani bu balıklar Türkiye'de az arkadaşlar. Pek yok Türkiye'de yetiştiren, büyüten. İnşallah çoğaltabilirsek ülkemize dağıtmak isterim ama bakalım inşallah. Hayırlısı artık yani, ben de bir şey diyemiyorum şu anda. Anaçlardan öldü yani, dişiler öldü, iki tane anaç dişim vardı, öldü, nedenini ben de bilmiyorum. Sıcak mı vurdu artık, ne olduysa zaten söylemiştim size videonun başında. Bunların durumu da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Herkese keyifli hobiler dilerim.